Tencereler kaynıyor, fırınlar yanıyor. Arda'nın mutfağından 3 tane şahane tarif geliyor size. Güne bir kabak o graten yaparak başlayacağız. Çok alışık olduğumuz bir tarif değil, birazcık değiştirdim sizin için. Bununla beraber cevizli ve keçi peynirli bir erişteye hayır demezsiniz diye umuyorum. Bugünün tatlısı üzerinde vişneler olan, hafif de kırıntılı bir üst tabakası olan çok lezzetli bir kek olacak. Yani anlayacağınız bugün yine olağanüstü güzel ve lezzetli bir Arda'nın mutfağına başlıyoruz. Hadi gelin. Bugünkü tariflerimiz yine her zaman olduğu gibi bence çok çok lezzetli tarifler ve sizi çok yormayacak tarifler. Önce vişneli crumble'ın bir genel hazırlığını yapayım, bitireyim, elimin altından çıksın istiyorum. Şimdi bu şöyle bir tarif. Aslında altı bir kek ama üstü birazcık daha böyle kıtır kıtır vişneli bir katmandan oluşacak bir üst tabakası var. O yüzden önce o vişneli katmanı hazırlayarak işe başlayacağız. Vişneli katman diyorum. Burada yapacağım hazırlığın içerisine hiç vişne koymayacağım. Onu üstüne serpeceğim. Önce bunun crumble'ını yani kıtır katmanını yapacağız. Böyle bir parçalayıcıya 150 gram kadar tereyağı koyacaksınız. Üzerine aşağı yukarı 1,5 bardak kadar un ve 3 kaşık kadar da toz şeker koyacaksınız ve bunların hepsini çekeceksiniz. Bunu illa bir parçalayıcıda yapmak zorunda değilsiniz. Elle de yapabilirsiniz. Fakat elle yaptığınız zaman birazcık hani hep tereyağı kusar vesaire vesaire ya. Parçalayıcı benim kolayıma geldiği için ben öyle yapıyorum. Elle de yapsanız çok dert tasa değil. Ekleyeceğimiz şeker vişnenin ekşilik dengesini birazcık daha böyle ortalama bir seviyeye getiriyor. O yüzden buna eklemenizde fayda var. 3 yemek kaşığı da şöyle şekeri ekleyip makineyi çalıştıracağım. Nereye kadar çalıştıracağım biliyor musunuz? Bunun hafiften böyle toparlanabilir bir hamur haline gelmesini sağlayana kadar çalıştıracağım. Sonra da bir streç filmi atıp dolapta bekleteceğim bunu. Niye böyle bir şey yapıyorum? En sonda kekimi bitirdikten sonra üstüne hafiften böyle bir rende yapacağım. Sebep o. Makineyi çalıştırıyorum ve kısa kısa aralıklarla her şeyi birbirine geçmesini sağlıyorum. Şimdi normalde bu aslında bir crumble formu. Yani bakın bunu böyle alıp direkt yapacağım kekin üstüne pıtır pıtır gezdirirsem tam ihtiyacım olan crumble formuna erişirim. Ha diyelim ki bunu birazcık kaçırdınız ve fazla böyle çektiniz, toplanmaya başladı. O zaman bunu böyle güzelce saracaksınız, dolapta bekleteceksiniz, sonra üstüne rendeleyeceksiniz. Ya da dediğim gibi böyle bu crumble formuna eriştiği zaman direkt olarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Her ikisi de olur. Yani bir kez daha tekrarlayayım. Eğer bu ayarda benim gibi kısa kısa çekerseniz gördüğünüz gibi zaten hazırda bir crumble elde ettik. Bakınız hani tereyağı, un böyle üstünde hafif kumsu bir kıvama geldi. Gayet güzel. Bunu dolapta birazcık soğutacağım. Ondan sonra da yapacağım kekin üstüne pıtır pıtır sereceğim. Ha bunu böyle yapmazsanız, fazla çekip kaçırırsanız da toparlanıyor ya, bu hamur oluyor. Bir streç filme sararsınız, dolaba atarsınız tekrardan. Sonra da yapacağınız kekin üzerine iyice soğuduktan sonra rende yaparsınız. Her ikisi de olur. Netice itibariyle dolapta her ikisinin de birazcık soğuması ve beklemesi gerekiyor. İri parçaları gerekirse rendelemeye devam edeceğim. Aslına bakarsanız üst kısım tamam. Sıra geldi alt kısmı yani kek kısmını yapmaya. Kek kısmında sizi zorlayacak bir şey yok. Zaten gayet iyi bildiğiniz Arda'nın mutfağı kek bazlı bir çalışma yapacağız. Çırpıcıyı elimin altına çıkartıyorum ve 4 tane yumurtayla başlıyorum. Her kekin ilk kuralı yumurtayla şekeri iyi çırpmaktır. Biz de aynen onu yapacağız. 4 tane yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle güzelce çırpacağız. Bu bizim ilk işlemimiz. Nereye kadar? Hafif böyle güzel mayonezimsi bir kıvam elde edene kadar.
Yumurta ile şekeri güzelce çırptık. Hep söylüyorum ama göstereyim de. Bak üstünde böyle hafif köpük köpük göreceksiniz. Yani içeriye bol bol hava girdi demektir. Sonra test etmek istiyorsunuz. Böyle iki parmağınızın arasını alacaksınız ve şöyle hafiften bir uzatacaksınız bu arkadaşı. Şöyle uzuyorsa iki parmağımın arasındaki gibi doğru bir iş yaptınız demektir. Bunun üzerine kek olduğunu düşünerek bunun yani bir pandispanya vesaire olduğunu yani olmadığını düşünerek süt ve yağ ilavemiz var. Bir su bardağı kadar süt ve bir su bardağı kadar da ayçiçek yağı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Olay bu kadar. Güzelce çırptım ve artık çırpan arkadaşa veda edebilirim. Çünkü bundan sonra çırpma işlemim yok. Kuru malzemeleri alıp geliyorum. 3 su bardağı kadar un, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilyaya ihtiyacım var. Bunların hepsini de bir elekten geçirerek işin içine koyacağım. Arkasından da bu keki kapatarak karıştıracağım. Yani çırpmayacağım. Bunu defalarca tekrarlıyorum. Her seferinde programı yaparken sürekli tekrarlıyorum. Ve bazen sizden bana artık şöyle yorumlar geliyor. Tamam Arda, anladık, çırpmayacağız. Niye her seferinde bunu tekrarlıyorsun? İki sebepten dolayı. Birincisi, hakikaten bu tekniği yeni öğrenen veya yeni gören olabilir. Dünya hali, neden olmasın. İkincisi, başta benim yapımcım olmak üzere bu tekniğe hala isyan eden ve ya ben evde öbür türlü yapıyorum, öyle de oluyor Arda diyen arkadaşlarımız var. O yüzden hani böyle inatla ve doğru şekilde yapalım. Çünkü geçenlerde bir gün böyle bir bizim omuz omuza çekimlerinde Salih geldi. Dedi ki ya ben dedi keki öyle senin yaptığın gibi yaptım. Acayip oldu filan. İşte benim yapımcım o zaman dedi ki ya olur mu ya öbür türlü yapsan da oluyor. Hayır dedi öbür türlü yapınca öyle olmuyor filan. İnanılmaz savundu beni. Çünkü doğrusu bu. Doğrusu bu. Bu şekilde yaparsanız güzel kabaran kekleriniz olacak. Hele ki bu tarifte üstüne şimdi bir crumble koyacağız ya bunun. Kabarmasını zaten o kat biraz engelleyecek. O yüzden mevcut içerideki havayı kaçırmadan bu işi yapacağız. Kapatarak. Unlu karışımı içine eklediğimiz zaman hafif böyle topak topak kalıyor bunlar. Sizden isteğim bunu çok çırpmadan böyle kapatarak karıştırın. İçeride çok küçük böyle belli belirsiz topaklar kalana kadar da bu işi devam ettirin. Ama çok küçük topakları açmak için uğraşmayın. Gerek yok. İnanın bana ya, güvenin yani. Uğraşmayın, onlar zaten içeride pişerken dağılacak ve hafif kabararak açılacak, çok da güzel pişecektir. Yani siz bu biraz böyle pütürlü kıvamı eğer bir parçalayıcıyla, bir çırpıcıyla vesaireyle böyle halletmeye çalışırsanız o zaman yani yine bir kek olur bu ama böyle sıkışık, tıkız bir kek olur. Öyle olsun çok istemiyoruz. Dışarıdan kapatarak karıştırma işlemi bu sebepten dolayı çok önemli. Kapattım, karıştırdım, kapattım, karıştırdım. Dedim ya böyle küçük küçük parçacıklar var. Hiç sorun değil. Şimdi bunu bir kilitli kek kalıbına koyuyoruz. Yaklaşık 28 santim kek kalıbı. Şöyle hafiften bu kolay tutma tekniği, bunu da göstermiştim size. Böyle neden bilmiyorum ama altın pençe dedim buna, kartal pençesi. Şöyle tutuyorsunuz bunu ve direkt olarak tabanına bir yağlı kağıt yerleştirdiğiniz 28 santimlik kilitli kek kalıbının içerisine transfer ediyorsunuz. Her şey içeride eşit vaziyette yayılsın. Tamamını aldık koyduk burada kek kalıbının içerisine. Şimdi bakınız. Bunu yaydık. Hiç tepsinin üstüne vurma vesaire vesaire gibi bir işlem yapmadan şöyle bir şey yapacağız. Bu vişneli ve üstüne koyacağımız crumble'lı güzel bir üst katmana sahip olacak. 25-30 tane donuk vişneyi aldım. Böyle bir süzgecin üzerine koydum. Altından da bu donuk vişnelerin kendi öz suyunun hafiften aşağıya doğru kendini bırakmasını sağladım. Gördüğünüz gibi hafiften aşağı bıraktı bu arkadaşın suyu kendini. Ne yapacağım?
bu sudan birazcık faydalanacağım. Şöyle ki küçük bir kaşık alıyorum ve sudan böyle küçük küçük buradaki kekin üstüne hafif hafif şöyle şöyle gezdiriyorum. Çok değil. Ufak ufak. O yüzden mesela bunun bir ölçüsünü veremem. 2 kaşık, 6 kaşık, 4 kaşık falan diyemem. Bunu çünkü kekin içine işleyecek vaziyette şöyle şöyle koyacağız. Böyle ufak ufak döktüm. Sonra bir tane kürdan, bambu şiş artık ne derseniz. Bir tane öyle bir şey alacaksınız. Bir kaşıkla bile olabilir. Küçük böyle şeyin çatalın arkasıyla vesaire. Bununla böyle belli belirsiz hareler yapacaksınız. Amacım şu, buradaki sıvının yani vişne suyunun birazcık böyle kekin içerisine hafifçe bulaşmasını sağlamak. Böyle. Yani işte gördüğünüz gibi tatlı, hoş bir mermersi doku. O yüzden de sudan şu kadar koyun, bu kadar koyun filan demeye gerek yok. Kafanıza göre birazcık böyle yapacaksınız. Sonra da bu vişneleri kekin üstüne güzel bir şekilde yerleştireceksiniz. Ben 25 tane filan dedim ama sizin gönlünüz 50 tane koymak isterse koyabilirsiniz. Çok abartmaya gerek yok. Böyle üstünde belli belirsiz vişneler gözüksün. İçerisinde hafiften incecik o vişnenin rengi ortaya çıksın. Bunları da böyle kenarına köşesine üstüne serpiştirdikten sonra dolaptaki hafif soğuyan crumble'lı katmanı oyunun içerisine dahil edeceğiz. Bakınız. Birkaç dakika içerisinde zaten tereyağı bazlı bir şey olduğu için bu hafiften hemen sertleşiyor, görüyor musunuz? Küçük parçaları alıp böyle üstüne serpin. Şöyle. Çok büyük parçalar varsa da şunun gibi mesela. Onları da rendeyle üstüne hafiften geçerek mesela şu büyük bir parça diyelim ki eğer böyle bir şeyle çalışıyorsanız yani ilk başta söylemiştim ya size eğer böyle büyükçe bir şeyiniz varsa ne diyeyim hepsini birden topladıysanız ve çok küçük tanelerden oluşturamıyorsunuz. Bak rendeyle böyle fırt fırt görüyor musunuz? Rende. Tabii bunun olması için de tereyağın birazcık donması lazım. Rahat rahat yapabilirsiniz. Olay tamamen bundan ibaret. Bütün bunun üstüne güzelce serpeceğim. Bir avuç cevizi de bıçakla kıyıp onu da üstüne serpeceğim ve bu arkadaşı direkt olarak fırına atacağım. 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişecek. Sonra çıkartıp servis edeceğiz. Bu kadar lezzetli ve bu kadar basit bir tarif. Attık fırına. Şöyle bir 45 dakikaya kuralım bakalım. Neler olacak neler. 40-45 dakika arasında bir bakarsınız. Üstü güzel renk aldı mı? 180 derecede ne yaptı ne etti? Bir halini hatırını sorun. Ondan sonra da bu iş tamam olsun. Şimdi gelelim bugünkü diğer tarifimizi yapmaya. Kabak graten yapacağız. Bununla ilgili size anlatacak acayip eğlenceli komik hikayelerim var. Çünkü bu aslında yani Fransızca kökenli yemeğin ismi Türkiye'de çok değişik hallere sokuldu bugüne kadar. Onu size anlatacağım. Bir kere ocağınızın üstüne şöyle bir tava koyun. Altını yakın ve tavayı hafiften ısınmaya bırakın. 2 tane soğana ihtiyacınız var. Soğanlarınızı küçük yemeklik doğruyorsunuz ve ısınan tavanızın içerisinde yavaş yavaş soğanları sotelemeye başlıyorsunuz. Mevsimin soğanlarına dikkat edin. İçerisinde eğer filizli kısımları varsa o filizli kısımlarını mutlaka ayırın. Bu yemek aslına bakarsanız ince dilimlenmiş kabağın birazcık böyle beşamel sosla ve içerisine koyacağınız diğer bu sosu ve kabağı lezzetlendiren malzemelerle birazcık da peynir dokunuşuyla ortaya çıkan bir tarif. Fakat biz bunu birazcık daha şekil ve şemal olarak değişik yapacağız. Ama önce müsaadenizle şu soğanları bir doğrayayım. İnce ince doğradık soğanları. Hafiften gözlerde bir yaşarma var. Normal soğanın içerisindeki bu yeşilli
kısımları birazcık fazla göz yaşartır. Yani hafiften başımıza geliyor öyle şeyler. Yapacak bir durum yok. Şimdi ocağın altını iyice bir gazlayalım. Tavamızın tamamen ısındığından emin olalım. Ondan sonra da yavaştan soğanları işin içine atacağız. Kabak o gratenle ilgili enteresan anlatacağım şeyler var size. Bu aslına bakarsanız dediğim gibi yani gratine edilmiş kabak. Yani ince dilimlenmiş kabak. Biz böyle yapmayacağız bunu. Biz birazcık daha farklı yapacağız şekil olarak. Ama yine de adına kabak o graten dedim. Çünkü temel olarak malzemeler, teknik, içerik vesairesi hemen hemen aynı gibi. Gittiğim açık büfe otellerden bir tanesinde, şimdi ismini söylemeyeyim, eski zaten bu mevzu. İnanılmaz şeyler gördüm böyle Türkçe'ye çevirme şeyleri, ne diyeyim, faciaları. Hatta internette de bununla ilgili bir video dolaşıyor, fotoğraf dolaşıyor. Kabak au grateni maalesef kabak öğreten olarak çevirmiş arkadaşımız. Hani aslında komik ama biraz trajikomik bir durum. Neyse yani manasını bildikten sonra kabak graten ya da kabak au graten aslına bakarsanız çok basit, rahat, kolay yapılan bir tariftir. Ben bunu içerisine farklı bir dokunuşla yapıyorum. Ve birazcık soğan koydum. Hafiften soğanları burada yumuşatmaya başladım. Diğer tarafta da bir tencere görüyorsunuz. Bu tencerenin içi de su dolu. Tencerenin altını yakıyorum ve suyu hafiften kaynatmaya başlıyorum. Çünkü burada da genel olarak eriştemin hazırlığını yapmaya başlayacağım. Su yavaş yavaş ısınırken ben her türlü hazırlığımı burada yapabilirim. Tezgahın üstünü sileceğim ve kabakların ufak ufak hazırlığına başlayacağım. Şimdi bakın küçük boy kabaklar seçtim ve bu boy kabaklarla yapacağım bu tarifi. Kabağımın boyutu takriben 15 santim civarında. 15-16 santim ve bunu şöyle bir kap buldum kendime fırında uygulamak için. Bu kaba göre yapacağım. Şimdi 4 tane kabak bu kabın içine tam sığıyor. Bunun başını ve uç kısmını dikkatli vaziyette bu kabın içine tam sığacak vaziyette bakın şöyle kesiyorum. Maşallah ne el varmış, laps diye oturdu. Ölçüsünü alın ve eğer böyle bir kap buluyorsanız böyle bir kapta evdeki var olan kaplardan bir tanesine uyuyorsa ona gelecek şekilde 4 tane kabağı bu şekilde keserek hazırlığa başlayın. Bu sırada zaten soğanlar hafiften renklerini bırakacak. Yavaş yavaş yumuşayacaklar. İçerisine bir parçacık tuz. Bunların mevcut suyunu dışarıya daha kolay atmasını sağlar. Hafif yumuşadıktan sonra da kıymasını koyacağız, yola devam edeceğiz. 4 kabağı önce bu şekilde gördüğünüz vaziyette porsiyonluyorum. Yani içine girecek şekilde kesiyorum. Bu biraz uzun kaldı. Şimdi tamamdır. Evet. Bu kesme işlemini yaptıktan sonra da kabakları diklemesine tam olarak ortadan ikiye kesiyorum. Yani hafif ayar kaçar maçar öyle şeylere girmeyelim. Tam olarak diklemesine ortadan ikiye keseceksiniz. Bir tane kaşık alıp şuradan kabağınızın içerisini sandal gibi oyacaksınız. Şöyle. İçindeki bu çekirdekli kısmı çıkartıp kabağınızın içinde genişçe bir yatak yapacaksınız. Kabak oyma işlemi aslına bakarsanız hiç zor bir işlem değil. Bu arada soğanlar epeyce kendilerini bıraktılar. İçerisine 2 diş sarımsak ekleyeceğim. Zaten incecik sarımsaklar, küçücükler. Hop. 2 diş sarımsağı ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Ve kıymayı da ekliyorum. Yaklaşık 250 gram kadar hafif, orta yağlı, az yağlı bir kıyma var. 4 tane kabak, 250 gram. Bu böyle piştiği zaman %20'sini de kaybedeceğini düşünün. %15-20'sini kaybedeceğini düşünün. Her proteinde olduğu gibi. Aşağı yukarı her bir kabakta yaklaşık böyle 55-60 gram kadar net kıyma kalacak. Bir porsiyon için sebzeli bir yemekte gayet ideal gözüküyor. Yavaş yavaş bunları da böyle ezerek ve karıştırarak pişiriyorum. O arada tuz ve karabiber ilave ediyorum işin içine.
Kıymanın kıyma gibi tatmaması için tuz çok önemli biliyorsunuz. Tuz, karabiber, hepsini şöyle güzelce bir karıştıralım. Ve kıymayı eze eze topaklanmadan bu iç harcı güzelce pişirelim. Bu iç harcın içine başka bir sürü şey katabilirsiniz aslında. Yani mahlep koyabilirsiniz, zencefil koyabilirsiniz, yeni bahar koyabilirsiniz. Ama bunlar gratinin tadını birazcık daha kendine doğru çekecek şeyler. Yani sütle yakışan baharatlar ekleyebilirsiniz. Ama ben bunu birazcık daha kendi halinde, yani kabağın öz lezzetini birazcık daha ortada görebilecek bir vaziyette yapmak istiyorum. O yüzden çok bir şey eklemiyorum. Tuz, karabiber yeterli. İç harcım hemen hemen oldu sayılır. Hafif sulu, güzel kıvamda, hiç topaklanmadı. Gayet yavaş yavaş bunu pişirdim. İsterseniz biraz daha pişirip suyunu çektirebilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok çünkü bunun kıvamı gayet iyi. Şimdi bunu bir tabağa alacağım. Birazcık soğutacağım. Bir de ocağın üstünde kendime yer açmam lazım. O yüzden hafif piştikten sonra şöyle dikkatli vaziyette bunu böyle bir tabağın içerisine çıkartın. Güzelce yayın. Birazcık da soğuması içlerini doldururken bizim için önemli bir avantajı olacak. İşte bu. Şöyle kenara koyuyorum bunu ve bir parçacık soğutuyorum. Bu arada ocağın üstüne küçük bir sos tenceresi koyacağım. Bu sos tenceresinde de bunun hafiften beşamelini yapmaya başlayacağım. Altını yaktım. Birazcık ısıtıyorum. Tencerenin içerisine 2 kaşık tereyağı ekleyeceğim. Çok değil ama, böyle çok tepeleme eklemenize gerek yok. Çünkü çok aşırı bir beşamele ihtiyacımız olmayacak. Yağ eridikten sonra 2 kaşık un, üstüne de birazcık süt, tuz, beyaz biber, birazcık da muskat ekledik mi beşamelimiz hazır olacak. O arada ben de kabaklarımı halledeyim. Kabakların içlerini oyduk ve bunlar da artık dolmaya hazırlar. Bu kabak içlerini ne yapıyorsunuz? Çöpe atmıyorsunuz tabii ki. Yani öyle hani sanki çöpe atıyoruz gibi bir durum oldu. Bunları çöpe atmıyoruz. Genellikle eski evlerde kabak dolmasının olduğu günlerde ne olurmuş? Mücver. Evet, birazcık fazla sulandırır. Doğrudur. Ama atmaktansa kullanmak daha iyi bir alternatiftir. O yüzden bunları alıp güzelce bir mücver yapabilirsiniz. Burada tereyağı eridi. Bunun üzerine şöyle 2 kaşık kadar un ekleyeceğim. Ama çok abartmayın kaşık olayını. Eklediğiniz tereyağı miktarı kadar un ekleyin. Çok da böyle hani böyle wow tepeleme olmasın yani. 1-2 kaşık un. Tekrardan ocağın üstüne gidiyoruz. Ve unla tereyağı şöyle güzelce çırpıyoruz. Un böyle güzelce kavruldu. Artık sütü ekleyebilirim. Yaklaşık 1-1,5 bardak kadar süt ekleyeceksiniz buna. Birazcık sıvı kıvamda olsun. İşte bu kadar. 1-1,5 bardak kadar süt ekleyin. Ondan sonra beşamelinizi hafiften kıvamlandırmaya çalışın. İçerisine bir parçacık tuz, bir parçacık beyaz biber, birazcık da muskat rendeledik mi bu iş tamamdır. Beşamelinize bakın, eğer yeterli gelmiyorsa içine söylediğim malzemeleri biraz orantılı vaziyette arttırarak daha da çoğaltabilirsiniz. Fakat unutmayın, kabak su salan bir sebzedir ve piştikçe hafiften suyunu salacaktır ve bu beşameli birazcık daha sulu hale getirecektir. Artık orada kontrol ve top sizde. Bunu yavaş yavaş burada kıvamlandırırken ocağın üstüne bir tane daha tava koyuyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. Bu tavada da yavaş yavaş eriştelerimi yapmaya başlayacağım. Erişteler aslına bakarsanız böyle hazır marketten alınan vesaire vesaire erişteler değil. Bak zaten beşamel hemen oldu. Görüyor musunuz? Gayet güzel kıvamlandı. Hatta biraz fazla bile kıvamlandı. O zaman ne yapacağız? Azıcık süt ekleyeceğiz. Hop, bunun kıvamını açacağız.
Kolay teknikler bu. Ocağın üstüne tavayı koydum. O tavada hafiften erişteleri kavuracağım. Erişteler dediğim gibi köyden gelen vesaire vesaire işte değil. Bizim burada daha önceki günlerde mutfakta deneme yaparken el açması makarna yaptığımızda kalan hamuru böyle iyice kuruttuk. Ondan sonra birazcık göz kararı kestik. Bundan birer güzel, lezzetli, kolay ev eriştesi yaptık. Onları şimdi pişireceğim burada. Ama eğer yani sizde böyle bir hazırlık yoksa gidip varsa mahallenizdeki yufkacı ki onlar da güzel erişte falan da oluyor. Onlardan lezzetli, sevdiğiniz bir erişte alabilirsiniz veya köydeki akrabalardan falan güzel erişteyle bu işi halledebilirsiniz. Şimdi beşamelimi ben iyice sıvı ve akışkan bir kıvamı getirdim. Ocağın üstünde de tava hali hazırda ısınmışken yaklaşık yarım kilo kadar bu erişteyi direkt olarak tavanın içerisine yayıyorum. İlk yapacağım şey erişteleri biraz önden haşlamadan evvel hafifçe bir kavurmak. Gördüğünüz gibi erişteler bizim kendi kendimize yaptığımız böyle hani elde yaptığımız erişteler olduğu için kimisi ince, kimisi kalın, kimisi bir önceki seferden, kimisi en son yaptığımızdan kalan erişteler. Yavaş yavaş kavuracağız. Hafiften bir rengini aldıracağız onların. Ondan sonra da haşlama işlemine geçeceğiz. Bu sırada bakınız beşamelimiz hazır. Tezgahın üstünü hızlıca bir sileyim ve artık yavaştan bu arkadaşı birleştirip fırına atmaya hazır hale getireyim istiyorum. Kabaklar zaten kendi halinde aşırı böyle kendinden süper lezzetli bir sebze değil. O yüzden içerisine hem iç harcına birazcık tuz karabiber koyduk, tuz beyaz biber koyduk. Kabağı da azıcık tatlandırmak için içlerine şöyle birer parçacık küçücük ama böyle tuz gezdireceksiniz. Azıcık da karabiber gezdirebilirsiniz. Dostlar alışverişte görsün. Biraz böyle tatlansınlar azıcık böyle kendilerine gelsinler. Sonra bu hazırladığınız harcı alıyorsunuz ve dikkatli bir vaziyette şöyle bunların içlerini doldurmaya başlıyorsunuz. Eşit, orantılı ve güzel bir vaziyette hepsini dolduruyorsunuz. Ama bu işlemi yaparken eğer siz de benim gibi erişteyi ocağın üstüne koyduysanız çok ihmal etmeyin. Arada bir karıştırın. Hatta biraz altını kısalım ki çok böyle hızlıca renk almasın. Yavaş yavaş gidin gelin karıştırın. O sırada da kabaklarınızın içini güzelce doldurun. İç harcınız soğuk olursa ya bir tık hani elinizi işin içine sokabileceğiniz kıvamı getirirsiniz. Bunu tepeleme yapabilirsiniz. O yüzden kenara alıp önceden azıcık birazcık dinlendirmek kıymanın ve soğanın birazcık toplanmasına da yardımcı oluyor. Bir de daha kolay böyle tepeleme yapabiliyorsunuz. Düz bir satıh yaparsanız üst taraftaki kapak içi boşluk asla dolmayacaktır. İçlerini iyice doldurduktan sonra üst kapağını da güzelce kapattım. Bu arada hey maşallah bak hafiften renk alıyor. Zaten kokusu da çıkıyor bunların. Çok güzel. Yavaş yavaş acele etmeden iyice bir kavuracağız. Ondan sonra da bu iş taslamam hale gelecek. Bakınız beşamelimiz hazır. Beşameli şöyle kabakların üstünden aşağıya doğru akacak ve mümkün olduğu kadar bütün boşlukları kenarını, köşesini, altını, sağını, soğunu dolduracak vaziyette gezdirmenizi istiyorum. Her tarafına iyice gezdirdik beşameli. Şimdilik yarısı kadar dolu vaziyette. Yani var olan kabakların yarısı kadar dolmuş gözüküyor. Kenarından biraz taşırmışız. Silelim hemen. Hop. Şimdi bu arkadaş fırına gidecek. Unutmayın bu pişerken dediğim gibi kabak da birazcık suyunu salacak. Hafif böyle sıvı kıvamda olacak. Üstüne her gratende olduğu gibi, yani ben severim, siz bilmiyorum sever misiniz? Birazcık da kaşar peyniri gezdiriyorum rendelenmiş. Ve fırına girmeye hazır. İsterseniz şimdi atın, isterseniz hani misafir bir saat sonra gelecekse ona göre programlayıp tezgahın üstünde bekletin. Ondan sonra atın. Her daim her türlü fırına girdiğinde yaklaşık 40 dakika içerisinde tas tamam pişecek ve servis edilmeye hazır hale gelecek bu arkadaş.
Fırındakine bir bakalım ne durumdayız diye. Vay Allah be, şunun güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel bir atlayış değil mi? Hem kabarmış, hem yükselmiş, hem üstü hafiften pütürlenmiş. İçerideki vişneler içeriye çökmüş, dışarıdakiler yukarıya doğru böyle hop bir yükselişe geçmiş. Bence muhteşem kıvamdayız. Gelelim buradaki eriştelere. Bunları hafiften bir kavurdum. Bazılarının rengi iyice döndü. Bazıları böyle belli belirsiz, daha hala hafif kıvamdalar. Bunları kavurduktan sonra hızlıca kaynar suyun içerisine alacağım. Ondan sonra da birkaç dakika kadar burada kaynar suyun içerisinde haşlamaya bırakacağım. Bunlar el açması kolay yaptığımız erişteler olduğu için diğer hazır mamullere göre çok çok daha hızlı haşlanacaklardır. Bunu unutmayın. Birkaç dakika içerisinde bunlar burada güzelce olacaklar. Sıra geldi bunların diğer hazırlığını yapmaya. Lezzet verecek birkaç tane malzemem var orada haşlanırken. Bunlardan bir tanesi kesinlikle kuru domates, acayip yakışıyor erişteye. Bir tanesi keçi peyniri, az sonra dolaptan çıkaracağım ama onu en son işin içine ekleyeceğim. Bu iki malzeme müthiş gidiyor. Bir de içerisine ceviz eklerseniz hakikaten olağanüstü bir kıvama getiriyorsunuz eriştenizi. Tahmin ediyorum olmuştur onlar çünkü 3 dakika içerisinde filan gayet hazır kıvama geliyor. Şunları doğrayayım. Hızlıca süzeceğim ve her şeyi birleştirmeye başlayacağım. İnce ince doğradım. Bu işlem tamam. Şimdi hadi gelin süzelim. Şöyle bir süzgeç. Altını kapattım ve hop aldım süzüyorum. Aynı tencerede çalışmaya devam ediyorum. Tencerenin altını yaktım. İçerisine 2 kaşık kadar tereyağı ekliyorum. Erişteyi lezzetlendirmek için 2 kaşık tereyağı ekledim. Yağ eriyor. Bu arada şöyle ceviz var. Bu cevizleri de hafiften kıyıyorum. Çok aşırı ince kıymanıza gerek yok. İçeride birazcık dişe gelir vaziyette kalması iyi olur cevizlerin. 2 dolu avuç ceviz bu erişteye çok yakışacaktır. Erişteyi vesaireyi atmadan önce hafiften bir cevizleri atacağım ve yağla beraber şöyle güzelce bir çevireceğim cevizleri. Cevizler hafif ısınıp kendi yağını saldıktan hemen sonra artık erişteyi de alabilirim. Erişteyi hiç yıkamadım, bir şey yapmadım. Direkt olarak içerisine alıyorum. Ceviz, tereyağı, erişte. Ki sanki birazcık daha tereyağı ister gibi geliyor. Mis. Artık domatesleri de atabilirim. Dilimlediğim domatesler. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Biraz daha tereyağı istermiş. En son batımda da işin içerisine keçi peyniri koyacağım. Tuz ve karabiber ilave edeceğim. İşi bitireceğim. Keçi peynirini şu anda koymuyorum çünkü şu anda koyarsam çok hızlı eriyecek keçi peyniri. İyice her şeyi karıştıracağım. Lezzet tamam olacak. Ondan sonra ateşten alıp ondan sonra keçi peynirini küçük küçük parça parça içine ilave edeceğim ki lezzet tam ve eksiksiz olsun. Şimdi ben artık son dokunuşlarımı ve son hazırlıklarımı yapıyorum. Tuzunu ve karabiberini verdim. Şöyle bir çevireceğim. Ocaktan alıp üzerine keçi peyniri ekleyeceğim. Bu iş bitecek. O sırada fırındaki arkadaşı çıkartıp onun yerine bunu atacağım. O piştikten sonra da hızlıca sofrayı kurup bugün yaptığım bütün tarifleri sizlerin beğenisine sunacağım. Yine çok lezzetli bir kapanışla geliyorum. Bu tariflerden bir tanesi kesin sizin tarifiniz. Ama acaba hangisi? Az sonra.
Böyle şahane yemekleri yaptığınızda ortaya çıkan sofra bu güzellikte oluyor. Kabak o graten, yanında cevizli erişte ve vişne kırıntılı kek. Yani vişneli kırıntılı kek. Şöyle bir tadına bakalım. Kabak o graten bayağı sıcak tabii şu anda. Daha yeni çıkarttım çünkü fırından. Ama içerideki her şey güzel gözüküyor. Dur şöyle bir kenara bir keseyim de bizim ağız bakırdan kaplı ama yine de bunda hafiften yanabilir gibi. Erişteyle başlayalım. Keçi peyniri, kurutulmuş domates ve cevizli erişte. Evde kalan hamurları değerlendirmenin en güzel yolu. Çok lezzetli ve bence bütün ev ahalisinde bayılacağı tarz bir tarif. Yanındaki bu kabak graten bence buna çok yakışıyor. Niye? Çünkü kabak gratende böyle hafif bir şey var. Böyle beşamelden kaynaklı soslu bir kıvam var. Burada ise birazcık daha kuru bir kıvam var. O yüzden ikisi İkisi ağızda birleşince büyük bir lezzet coşkusu. Hem de büyük bir lezzet coşkusu ya. Öyle böyle değil. Bence hem çok basit, hem çok dengeli, hem de birbirine çok yakışan güzel bir menü yaptık. Hepimizin eline sağlık. Özellikle ayrı ayrı da güzeller ama ikisi bir araya geldiği zaman daha başka bir güzellik ve güç ortaya çıkartıyorlar. Buna emin olabilirsiniz. Görsel olarak, sunum olarak, lezzet olarak gayet iyi bir ikilimiz var burada. Ama madem görsellikten bahsediyoruz, o zaman şu arkadaşın hakkını yemeyelim. Çünkü bu böyle şu anda mevcut kıvamında tam da böyle kahve dükkanlarında, böyle pastanelerde ve benzeri yerlerde işte bir dilimi 20 liraya falan satılan o güzel kekler gibi oldu. Evde de yapabildiğinize göre gidip oralardan almanıza pek de gerek kalmıyor. Bunu yemek için meşhur anakonda, bak 6 falan ne kadar güzel pişmiş görüyor musunuz? 6 üstü, kenarı, köşesi 10 numara pişmiş vaziyette bunun. Yerken de ya buna benim anakonda tekniği işlemez. Daha büyük bir kafam ve ağız yapımı olması lazım. O yüzden buna yan anakonda tekniği şöyle gireceğiz. Üst taraftaki kıtırlık, kekin açılarak pişmesi, mükemmel bir kek yaptınız. Elinize, emeğinize sağlık. Üst tarafın kıtırlığı, alt taraftaki vişnenin hafif ekşimtırak kıvamı, kekin yoğun ama açılarak pişmiş haliyle şahane bir tatlı. Olay ortada, fazla da başka söze gerek yok. Güzel bir kabak o graten, güzel bir cevizli, kuru domatesli, keçi peynirli erişte ve yanında vişneli kırıntılı kekle bugünkü 3 tarifimizi de tamamladık. Efendim tariflerin detayları için Instagram'daki Arda Türkmen sayfasını giderseniz oradan bütün bugüne kadar yaptığım tariflerle ilgili yönlendirmeleri bulabilirsiniz. Bu hafta bu tariflerle karşınızdaydım. Önümüzdeki hafta yine şahane lezzetlerle sizlerle birlikte olacağım. Arda'nın mutfağı haftaya yine burada sizi bekliyor olacak. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Kek yiyin kek.